Ufak Avcı Tarım, Ahmet Bulut'la Ramazan derslerini sunar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan derslerimize bu akşam da devam ediyoruz sizlerle birlikte. Efendim her akşam sevgili Peygamberimizin bir mübarek sözünü siz kıymetli kardeşlerimle paylaşıp onu kendimize rehber edinelim ve Ramazan Mektebi'nden takdirname ile inşallah mezun olalım. Yarın Rabbimize kavuştuğumuzda inşallah kazananlardan biri de biz olalım diye arzu ediyoruz. Her gün böyle bir tadımlık ders yapalım. Kaçıran kardeşlerim daha sonra gün içerisinde izlesinler. Efendim çok yoğun işi olanlar arabasında izlesinler. Mutfakta akşama böyle tatlı tatlı iftar sofralar hazırlarken izlesinler. Yani bugün elhamdülillah imkanlar çok. İşe giderken kulaklığı taktığınızda yine sohbetleri izleyebiliyorsunuz. Zaman zaman bana yazan kardeşlerimden YouTube'daki yorumlardan görüyorum. Yani söylediğimiz sözler boşa gitmiyor. Canlı olarak izleyemeyenler daha sonra bir şekilde izleyip dünyanın dört bir tarafından böyle gönül bağı kurmuş kardeşlerim var. Bu da bizi sevindiriyor. Yani emeklerin karşılığının görülmesi gerçekten insanı mutlu ediyor. Elhamdülillah. Yani sözümüzü dinlenmeye değer kılan, sözümüze kulak veren, kardeşler veren Rabbimize hamdolsun diye efendim hamd ederiz. Efendim sözlerime hep selamla başlıyorum. Bunun da hikmeti hem selamı yaygınlaştırmak, sevgili Peygamberimizin o mübarek sözünü efendim bayraklaştırmak, Müslümanın şiarını yani yaşayarak, yaşatarak öğretmek. İkincisi de yani her selam verip alındığında o selamlar adedince ahirette büyük ödül ve sevaplar bahşedecek Yüce Rabbimiz, sevgili Peygamberimizin bununla ilgili müjdesi var. Efendim bu akşam sizlere okuyacağım hadis-i şerif oruç ve oruç ahlakıyla alakalı önemli bir hadis-i şerif. Şöyle buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, men lem yeda kavle zuri vel amele bihi ve cehle feleyse lillahi hacetun fi en yeda taamehu ve şarabehu. Sadaka Resulullah fi ma kal ev kema kal. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir kimse yalanı ve yalanla ameli ve cahilane amel etmeyi efendim bırakmazsa Allah Celle Celaluhu Hazretlerinin onun yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur buyuruyor. Yani üç noktaya dikkat çekiyor sevgili Peygamberimiz burada. Yani oruçlu olan kimse yalanı bırakacak, yalanla amel etmeyi bırakacak ve cahilane amelleri bırakacak. Yani bunları bırakmazsa sadece oruç yemeği içmeyi bırakmaktan ibaret değil. Yemeği içmeyi bıraktırmamın bile sebebi yani senin güzel ahlak sahibi olman istiyorum diye. Demek ki Yüce Rabbimiz daha önceki derslerde de paylaşmıştık ya, لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, muttaki bir kul olasın diye sana orucu farz kıldım buyuruyor ya Rabbimiz. Yani muttaki bir kul olabilmek için bir kere cahilliği bırakacağız. Yalanı bırakacağız. Yalanla iş yapmayı bırakacağız. Yalanı ve yalanla iş yapmayı bırakmayana, cahilliği bırakmayanın efendim yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur diyor. Yani buradan bize hedef gösteriyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Orucun sende meydana getirmesini istediği fiillerin başında bir kere yalanı bırakacağız. Yalanla iman bir arada bulunmaz aziz kardeşlerim. Yani sevgili Peygamberimize geliyorlar da yani Müslüman hırsızlık eder mi? Etmez ama bir cahillik edip hani yapmış olabilir. Müslüman zina eder mi? Yapmaz ama yani nefsine uymuştur. Bu günaha düşmüş olabilir. Şunu yapar mı? Şunu yapar mı? Böyle büyük günahları sayıyorlar, sayıyorlar da yalana gelince Efendimiz buyuruyor ki yalanla iman bir arada bulunmaz deyip kestirip atıyor. Kardeşlerim bugün ona gönül vermiş. Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed diyen ümmetinin
yani peynir ekmek yer gibi yalan söylemesi, değil mi? Yani akıl kârı bir şey değil. Yani Müslüman nasıl yalan söyleyebilir? Hele de oruçlu bir kimsenin yalan söylemesi olacak şey değil. İşte Allah-u Teala Hazretleri bizi özellikle Mekke döneminde nazil olan ayetlere baktığımızda, Mekki ayetlere baktığımızda iman ve ahlak esasları üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Ahiret merkezli bir efendim bilinç inşa ettiğini görüyoruz. Yani önce iman ve ahlak değerler geliyor. Bugün imanımız efendim küllenmiş, ahlakımız efendim perişan olmuş. Niye iki yakamız bir araya gelmiyor hocam diye dertleniyoruz. Yani dertlenmek de güzel bir şey ama yani o derde götüren sebeplere baktığımızda ahlaken yozlaştığımızı görüyoruz aziz kardeşlerim. İşte yani cahilliğimizi gidereceğiz. Yalandan, yalanla amel etmekten uzak duracağız. Şöyle bir bakın bakalım. Böyle alışveriş yapıyorsunuz. Yani alışverişimiz Müslümana yakışıyor mu? Efendim çarşıya gittiğinizde efendim alışveriş yapıyorsunuz pazarda. Yani esnaf ön tarafa böyle parlatılmış en güzellerini tezgaha yığıyor. Arka tarafına da çarığını, çürüğünü koyuyor. Efendim sen oradan bir kilo sebze ya da meyve istediğinde parmakların üçü ön tarafta çalışıyor. İkisi arka tarafta çalışıyor. Yani senin gözünü boyuyor. Efendim orada ne diyelim hani çocukları böyle illüzyonla aldattıkları gibi seni de aldatıyor. Sonra eve geldiğinde poşeti açtığında bir bakıyorsun ki yarası çarık çürük. Yani bir adam oldum şimdi. Beni kandırdın, beni aldattın ama kendini aldattın yani. Bizi aldatan bizden değildir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi vallahi kurtarmıyor diyor. Hadi oradan üçkağıtçı. Yani kurtarıyor. Kardan zarar ediyorsun ama niye yalan yere bir de yemin ediyorsun? Yani rızkının bereketini götürdün. Kendini perişan ettin. Helal rızkını efendim içine virüs bulaştırdın, perişan ettin. İşte aziz kardeşlerim bunun için bize oruç yalanı, yalan yere, yalanla iş yapmayı ve cahilliğimizi gidermesi gerekiyor. Ramazan'dan önceki Ahmet'le Ramazan'dan sonraki Ahmet arasında bir fark olması gerekiyor. Tıpkı namazdan önceki Ahmet'le namazdan sonraki Ahmet'in arasında fark olması gerektiği gibi. Niye? Namazda fuhşiyattan, münkerattan alıkoyar diyor Rabbimiz. Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate tenha anil fahşai vel münker buyuruyor. Muhakkak ki namaz kötülükten ve fuhşiyattan alıkoyar. Alıkoymuyorsa suç namazda değil, namazın hakkını veremeyen bende bir problem var. Daha sonra ahirette şefaatini umduğum bir zaman diliminde paçavra gibi o yüzüme çarpılacak da yani yüzü kara olanlardan. Sen nasıl beni böyle paçavra gibi savurup attıysan Allah da senin yüzünü öylece kara etsin diye o namaz sahibine beddua eder diyor sevgili peygamberimiz. Orucumuz da böyle. Yani oruç tutuyoruz, aç kalıyoruz, susuz kalıyoruz. Bazı canımızın istediklerini yapmıyoruz. Çok güzel, aferin, maşallah. Bir şey daha, önemli bir şey daha yapacağız. Yani yalandan ve yalan yere iş tutmaktan ve cahillik yapmaktan sakınacağız. Yani bugün yani özellikle bazı televizyon kanalizasyonlarını özellikle bu kelimeyi böyle bozarak söylüyorum. Hakikati ifade etsin diye. Hayatımızı telef eden kanalizasyonlar haline geldi. Birçok televizyon kanalı ne yapıyor? Hep böyle olumsuz efendim cahillikleri fahş ediyor, gösteriyor. Onlarla ilgili programlar yapıyor. Yani memlekette hiç mi güzel iş olmuyor? Hiç mi efendim hayırlı işler yapılmıyor? Ne kadar cinayet haberi var, ne kadar kaza haberi var, ne kadar efendim alevere dalevere var. Bütün haber kanallarının yani mantığı bu. Bunlar öne çıkarılıyor. Yani bunun ne faydası var? Allah aşkına bana söyleyin. Yani şu cinayet haberlerinin, kaza haberlerinin, efendim suçların kime faydası var?
Daha bu haberleri yaparak yaygınlaştırıyorsun bu kötülükleri. İyiliğin tellallığını yapacaksın. İyiliği yayacaksın. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak Rabbimizin emridir. Yani sen bunu yaparak bilinç altlarını zehirliyorsun. O günahı teşvik ediyorsun. O günahı alenileştiriyorsun. Hele birkaç tane böyle efendim kadın programı var ki yani rezalet mi rezalet? Aklım hayalim almıyor. Bunu izleyenlere de acıyorum. Efendim bunu program olarak reyting uğruna bu memleketi zehirleyenlere de yarın Ruz-u Mahşer'de hesaplaşacaksınız. Yani bu yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. İfsad ettiğiniz kişiler adedince ahirette efendim azabınıza azap eklenecek. Yani sadece bu dünyadan ibaretse hayat, bildiğinizi yapın. Eğer hayat sadece bu dünyadan ibaret olsaydı biz de yapacağımızı bilirdik. Yani biz de kısadan köşeyi dönmenin yollarını bilirdik ama efendim bu dünya fani. Asıl hayat ahiret hayatıdır. Bütün yaptıklarımızı gören, bilen, işiten ve bundan hesabını soracak olan bir Rabbimiz olduğunu unutmayacağız. Fatiha suresini okuyoruz günde efendim onlarca defa. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in'den önce Maliki yevmiddin'i unutmayacağız. Din gününün sahibi, ceza gününün, yaptıklarımızın tas tamam karşılığının görüleceği bir güne doğru gittiğimizi unutmayacağız aziz kardeşim. Ramazan hani oruç tutuyoruz ya, biraz böyle duygularımız daha inceliyor, kalbimiz biraz daha yumuşuyor. Bunları tefekkür ede ede yaşayacağız. Yalandan, yalan yere iş tutmaktan ve cehaletten uzak duracağız. Kardeşlerim, cehalet hani bir insanın ya cahillik yaptı, uyma amcası buna filan derler ya bazen böyle. Hani yerine uygun, adab-ı muaşerete uygun hareket etmedi manasına gelir. Bir de efendim lehine ve aleyhine olan bilgileri yani ilmu halini öğrenmemesi, Rabbini tanımaması, asıl cahillik de budur aziz kardeşlerim. Şimdi düşünün, yani şöyle bir nefis muhasebesi yapalım. Din adına bilgilerimiz neden ibaret? Efendim ilkokulda gittiğimiz camide aldığımız bilgilerin üzerine daha sonra bir şeyler ekleyebildik mi? Ya da okullarda 2 saatlik din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde öğretmenlerimizin ezberlettiği sure ve dualara bir ilave yapabildik mi? Ya da namazla ilgili, oruçla ilgili, zekatla ilgili, efendim güncel hayatta hani İslam'ın 5 rüknüyle alakalı ibadetlerimizdeki farzları, vacipleri, sünnetleri öğrenebildik mi? Yoksa işte ilkokuldan itibaren camide hocamızın öğrettikleriyle bir ömrü devam ettiriyoruz. Ya da ilkokulda ya da işte din kültürü ahlak bilgisi dersinde öğrendiğimiz birkaç tane sure ve dua ile bütün ömrümüzü, namazı bunlarla mı tamamlıyoruz? Şimdi düşünseniz ya, yani ilkokulda aldığımız bilgilere bir şey eklemeden hayatımızı devam ettirebilir miyiz? Ama dini meselelerde ahiret, din sadece ahiretle ilgili değil, hem dünyamızı hem ahiretimizi efendim düzene koyan bir sistemdir. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı diyemeyiz. Yani Müslüman layık olamaz. Müslümanın dünyası da ahireti de Allah'ın emrine uygun yaşamayı gerektirir. Yani dinle efendim dünyayı ayıramaz Müslüman. Yani dinimiz dünyamıza karışır. Harama karışır, helale efendim bize öğütler, yasaklara dur der. Yani Müslüman hayatı böyle dinden ayrı olamaz. Müslümanın 24 saatinden bir saniyesi bile dinin dışında düşünülemez aziz kardeşlerim. Niye? Ona şah damarından daha yakın olan, her nerede olursak olalım bizimle birlikte olan bir Rabbimiz olduğunu unutmayacağız. Efendim böyle geçmiş yıllarda haydi çocuklar camiye diye böyle etkinliklerimiz olmuştu namaz gönülleri platformunda. Böyle müftülüklerimiz, bazı vakıf ve derneklerimiz çocukları teşvik ettiler. Bir aylık
40 günlük haydi çocuklar camiye diye böyle kampanyalar yapılmıştı da efendim çocuklardan bir tanesi böyle birkaç her geldiklerinde de caminin imamına kaydettiriyorlar. Yani yoklama fişi var. Hoca efendi her namaza geldiğinde imza atıyor yoklama fişine. Çocuklar tabii herkes ucunda hediye var. Tahrik edici, teşvik edici. Çocukların böyle gönlünü hoş edecek. Herkes yarışıyor kıyasıya. Ben de birinci olayım, ben de ödül alayım falan diye. Çocuklardan bir tanesi birkaç gün böyle geliyor. Yazdırıyor, yoklama defterini doldurtuyor, imzalatıyor hocaya da. Daha sonra efendim şey yapmıyor. Yani imzalatmıyor. Yavrum niye efendim bak geliyorsun puanları toplamıyorsun, niye imzalatmıyorsun filan deyince hocam diyor ben kendimi disipline etmek için efendim namazlarımı sürekli ve düzenli kılabilmek adına kendime böyle bir hedef koymuştum ama bir türlü baş edemiyordum. Yani buraya katılmamın sebebi kendime çeki düzen vermek. Yani Rabbimin emirlerini bu vesileyle sürekli ve düzenli yapabilecek hale gelmek için de bu yaptım. Allah görüyor. Allah yazıyor. Efendim yetmez mi? Kiramen katibin melekleri kaydediyor. Ben onların kaydetmesi benim için kafidir diyor. Çok hoşuma gitti yani. Bak bu bilinç yerleşti mi çocuklara? Ne tatlı oluyor. Yani bu hayatı boyunca kaliteli bir insan olur. Kaliteli bir Müslüman olur. Yine İzmir'de efendim gördüğüm güzel bir proje. O da çok hoşuma gitmişti. Efendim çok gayretli bir okul müdürü kardeşim. İmam Hatip Ortaokulu'nda İzmir'de. Hangi ilçeydi şimdi unuttum. Efendim çocuklara önce sormuş. Kantinde ne tür yiyecek ve içeceklerin olmasını istersiniz yavrum diye. Çocuklar da işte herkes istediklerini yazmışlar. Sonra çocukların istediklerini getirmişler kantine. Ve üzerlerine fiyatlarını da yazmışlar. Sonra çocuklara bir duyuru yapıyorlar. Diyorlar ki yavrucuğum biz size güveniyoruz. Efendim bu ürünlerin sizin istediğiniz kantindeki ürünlerin fiyatlarını üzerine yazdık. Ve efendim herkes burada kimse görevli durmayacak kantinde. Herkes ücretini efendim burada koyduğumuz sandığa bıraksın. Eğer parası olmayanlar olabilir, insanlık hali ya da unutmuş olabilirsiniz. Gelip idare eden bizden efendim bununla ilgili bir fiş alıp o fişi atarsınız. Yani kimse parası olmadığı için ya da o gün unuttuysa bundan dolayı bu nimetten mahrum kalmayacak. Biz size güveniyoruz. Allah görüyor, biliyor, işitiyor. Dolayısıyla buna göre amel etmenizi istiyoruz yavrucuğum diye çocuklara bir duyuru yapmışlar. Ortaokul öğrencileri kıymetli kardeşlerim. Yani o müdürü de oradaki öğretmen kardeşlerimi de tebrik ediyorum. Diyor ki hocam birkaç gün böyle bir iki tane eksik oldu olmadı. Yani belki biz de yanlış saymış olabiliriz. Ama gördük ki elhamdülillah daha sonra bir tane kaçak olmadı diyor. Yani demek ki iyi bir eğitim verilince böyle güzel neticeler ortaya çıkabiliyor. Onun için ne ekersek onu biçiyoruz. Çocuklarımız anneler babalar olarak bizim izimizi takip ediyor. Onları helal lokma ile beslersek Ramazan-ı Şerif'in bu güzel feyzinden, bereketinden onlara da istifade ettirirsek efendim güzel ahlaklı, yalana dikkat eden, emrolunduğu gibi dosdoğru olmaya çalışan çocuk bile olsa onlara asla yalan söylemeyen bir ebeveynin evladı da kaliteli olur. O zaman onun orucu da güzel olur, namazı da güzel olur, haccı da güzel olur, zekatı da güzel olur. Yani bütün ameli güzel olur ve kalite bir Müslüman olur da aranan, özlenen, yolu gözlenen bir mümin olur. Yani göremeyince arar onu dostları. Yani niye? Her şeyiyle güzel, tatlı bir adam. Yani sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu işin zirvesiydi malumunuz. Yani onu görüp de beğenmeyen, onun ahlakını tanıyıp da hayran olmayan mümkün müydü? Yani bakanlar bile hayran kalıyordu. Yani vallahi bu yüzde yalan söyleyecek bir emare yok diyen Yahudi alimleri vardı. Efendimizin mübarek cemalini görür görmez. Sözünüzü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam siz efendim yalanı yalanla iş yapmayı ve cehaleti terk etmezseniz Allah'ın sizin yemenizi içmenizi bırakmanıza ihtiyacı yok diyor. Yani sözünüzü demek ki efendim oruçla birlikte yalandan yalanla
adına iş yapmaktan, cehaletten uzaklaşmamızı Rabbimiz istiyor. Peygamberimiz bizlere bunu hatırlatıyor. Öyleyse aziz kardeşlerim, bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te şaka bile olsa yalanı ağzımıza sokmayacağız. O yalandan uzak duracağız ki orucumuzda kemale erelim. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi yalandan ve diğer kötü amellerden arınmış kalite bir Müslüman olmayı şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te hepimize nasip eylesin. Yarın akşam aynı saatte buluşuncaya kadar hepinizi yerlerin ve göklerin sahibi Yüce Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Takavcı Tarım, Ahmet Bulut'la Ramazan derslerini sundu.